Evet, herkese günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden cuma. Ve ben bugün biraz fazla uyumuşum. Bayağı fazla uyumuşum hatta. O yüzden bugün paragraf çözmeyi düşünmüyorum. Bugün güne direkt ÖYT ile başlamak istiyorum. Yani videolarını bitiremeyeceğimi biliyorum. Çünkü çok uzunlar. Yani 1 saat, 55 dakika falan. Yoruluyorum, sıkılıyorum ama izleyebildiğim kadarını izleyeceğim. Yemek ne yapacağım konusunda asla bir fikrim yok. Hala karar veremedim. Bilmiyorum ne yapacağımı. Düşüneceğim. Ders çalışırken onu da düşüneceğim. Böyle güne başlıyoruz o zaman. Bugün paragrafsız geçecek. Biraz kötü olacak ama bakalım, artık yapacak bir şey yok. ÖYT'yi izleyelim. Daha sonra tarih çözmek istiyorum ve coğrafya çözmek istiyorum. Uzun zamandır çözmüyorum çünkü. O yüzden bugün onları yapmayı planlıyorum. En azından ÖYT'den iki video izlemek istiyorum. Daha sonra dediğim gibi tarih ve coğrafya çözmek istiyorum. Bakalım planlarımıza göre gidebilecek miyiz diyelim ve görüşürüz. Kavram haritaları müthiş bir ölçme değerlendirme aracıdır. Öyle güzel bir kullanma bildiğin not veriyorsun. Yazılı sınav sorusunda kullan.
Bu anlaması var. Diğer aşık ilişkilerine 10 puan veriyorum, çat pardon, çantası ilişkilerine 10 puan veriyorum, diğer aşık 5 puan veriyorum gibi. Bize lazım değildir de çoğu branşın ön analizine sorun. Alan eğitim kısmında görürsünüz. Sınıfçılar, fenciler, fizik, kimya, biyolojiciler bu kavram haritalarının puanlamasını size ön analizde sorar. O yüzden bunlara gelirsinler. Şimdi öğrenci kavram haritası yaptığı için bu kadar kavramları, olguları somutlaştırır. Çeşitli yazılarla, çeşitli resimlerle kavram haritasını yaparsan kavramlar somutlaşır, görselleşir. O yüzden konuyu anlamak daha kolay olur. Öğrenci farklı kavramların ilişkisini kurguladığı için görsel uzamsal zekası gelişir. Hiçbir şey olmasa tablo grafik yorumluyor çocuk. Her derste kullanılır. Ben matematikçiyim, ben tarihçiyim diyemezsin. Her derste kavramlar kullanılır. Dersin her aşamasında kullanılır. Gelişir. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Öğretim yöntem tekniklerinden sadece bir tane videom kaldı. O da 26 dakikalık, yani yaklaşık 30 dakikalık. Onu da akşam izlerim diye düşünüyorum. Şimdi yemek hazırlığı yapacağım. Eşim kızartma istedi, karışık kızartma. Onların malzemesini yıkadım, soyacağım, doğrayacağım. O şekilde bekleteceğim. Eşim gelmesine yarım saat kala falan kızartmaya başlayacağım. Bunları soyup doğradıktan sonra da tarih sorusu çözmek istiyorum. Yine bir iki test çözeriz diye düşünüyorum. O zaman bunlara başlayalım. Bulaşıklarımı da yeni yıkadım. Saat bu arada 4'ü geçti şu an. Eşim kaçta gelir bilmiyorum. Sorarım, öğrenirim. Ona göre kızartmaya başlarım yine. Böyle ben hızlıca bunları soyup geliyorum. Evet arkadaşlar, soydum. Şimdi doğrayacağım. Tatlını soymadım. Kararır diye. Onu en son soyup doğrayacağım. Patatesleri doğrayayım. Buna sığmaz gibi. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar, evimde en çok airfryer özledim. Şimdi olsaydı 10 dakikada hazırdı her şey. Güzel bir şey. Kolaylık yani.
bıçaklardan alın arkadaşlar çeyizinize. Gerçekten çok çok iyi kesiyor. Yani hiç böyle kocaman bıçaklara güvenmeyin. Bu küçücük şey çok çok iyi kesiyor. Ben Trendyol'dan almıştım. Bulursam linkini açıklamalar kısmına bırakırım. Uygundu da. Şu an ne kadar bilmiyorum ama ben aldığımda uygundu. Akşam eşimle bir anlaşma yapacağız. Bakalım. Kabul edecek mi? Bursa'ya gittiği zaman çünkü arkadaşlarıyla çok fazla dışarıya çıkıyor ve ben de bunu istemiyorum. O yüzden bunun için anlaşma yapacağız. Bakalım. Sonra da uçak biletlerimizi alırız artık. Bugün mü alırız artık, yarın mı, orasını eşim bilir. Haftaya pazartesi günü gideriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bugün sabah normalde eşime patatesli yumurta yapacaktım ama o kadar üşendim ki sucuklu yumurta yaptım. Patatesi böyle küp küp ince ince doğruyorum. Onun üstüne yumurta kırıyorum. Güzel oluyor piştikten sonra tabii. Denemek isterseniz deneyebilirsiniz. Ya bilenler illaki vardır. Sucuklu ve peynirli yumurta yaptım. Patateslerim oldu. Bunlar da dursun. Biberlerimi de doğrayayım. Normalde havuç da kızartıyordum ama havuç kızartmayacağım bu sefer. Eşim yemiyor zaten havuç kızartmasını. O yüzden dediğim gibi sadece biber, patates, patlıcan. Bir de biberin üstüne domates kızartıyorum ben. Güzel oluyor. Yağın neden bu kadar çabuk bittiğini anlamış oluyoruz yani böylece arkadaşlar. Çok fazla kızartma yiyoruz. Aslında sabahları yemiyoruz ama. Eve gidince yani Bursa'ya bütün etlerimi pişirmeyi düşünüyorum. Çünkü buzluğumda et, kıyma dolu. Bunların bitmesi lazım. O yüzden Bursa'ya gidince hep et ve köfte falan yaparım artık. Zaten anneme de götüreceğim bayağı bir. Dolapta bir şey bırakmayı düşünmüyorum. Bunlar da hazır. Dediğim gibi patlıcanı yapalım. Biraz dinleneyim, sonra tarih çözerken görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Gördüğünüz gibi yemeğimizi yedik. Aslında ben yemekten önce tarih sorusu çözecektim ama eşim maalesef ki erken çıkmış, erken eve geldi. O yüzden hızlı bir şekilde yemeği hazırladım ve yemeğimizi yedik. Şimdi de son bir tane kalan ÖYT videomu izlemek istiyorum. Daha sonra soru çözerim. Videoyu da burada kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.